Değerli yolcu TV haber izleyicileri, keyifli bir söyleşi programından yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz, Erkek Sesinden benim de hocam olan, aynı zamanda şu an Türkiye'nin en ünlü ressamlarından biri olan Sayın Müjdat Baygöz değil burada. Kendisiyle bugün resim ve resim sanatı üzerine, kendi çalışmaları üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştireceğiz. İyi seyirler diliyorum. Hocam merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Valla uzun zaman oldu ama sizi özlemişiz. Sağ ol canım. Olağanüstü enerjiksiniz yine. Çok teşekkürler. Sağ ol, sağ ol. Hiç de değişmemişsiniz. Valla hiç de değişmemişsiniz. Hocam sorulara geçelim istiyorum. Öncelikle bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Müjdat Baygöz'deki ilgi kimdir hocam? Ben 1961 Bursa doğumlu bir İşçi ailesinin çocuğuyum. Annem babam yıllarca benim Almanya'da çalıştı. Beni Almanya'ya götürmediler. Niye? Tahsilimi Türkiye'de yaptım diye. Ortaokula, liseyi, ilkokulu Bursa'da bitirdim. Orta biri yine Bursa Lisesi'nde okudum. Sonra Aydapaşa'ya gittim. İstanbul Aydapaşa Lisesi'ne. Ortaokuldan sonra 2 yıl Almanya'da okudum. Annem babamın yanında. Daha sonra gidip yine erkek lisesinde liseyi bitirdim. Bu Gazi Üniversitesi Alman Dili Edebiyatı'nın bölümünü kazandım. Ve öğretmen oldum. Bir de resim sanatı. Evet. Almanca dil öğretmenliğiniz var ama evet. Almanca dil öğretmenliğinizden resim sanatına kadar uzanan bir sanat yolculuğunuz da var. Bu sanat yolculuğunuz nasıl başladı? Şimdi Almanların bir özelliği var. Bir çocukta bir yetenek keşfettikleri zaman onun peşini bırakmazlar hiçbir zaman. O mümkün olduğu kadar yeteneği doğrultusunda eğitmeye çalışırlar. Beni de Almanya'da keşfettim. Ortaokulda, lisedeki sanat öğretmeni. Babama yetenekli olduğumu söylemiş. Ve o öğretmenin beni haftada 3 gün alıp atölyesine götürüp eğitmeye çalıştı. Eğitti. Ona çok şey borçlu. Almanya'daki öğretmenim abi. Orada başladı. Peki çalışmalarınızı hatırlıyor musunuz? Neler yapmıştınız? Şimdi İsmail'cim, insanlar okuma yazma öğrenmeden önce resim yapmaya başlar. Bütün çocuklar böyle. Önce resim yapmaya başlarsın. Biz de öyle başladık. Başladık işte ama yönlendirme, ailenin desteği, öğretmenlerin desteği de tabii burada çok önemli. Tabi herkes gibi önce basit resimlerle, böyle peyzajlarla falan başlıyorsun. Ama bu çalışmayla alakalı bir şey. Süreklilik isteyen bir şey. Sadece resim değil. Bütün saz çalmak da süreklilik istiyor. Değil mi? Bir haftada saz çalmayı belki öğrenirsin ama devam ettirmezsen unutursun. Bir de gözlemleme ve yorumlama kesinlikle olması gerekiyor. Tabii canım. Yani sadece yetenekli olmanız, iyi resim yapmanıza yetmiyor. Şimdi anlamlandırmak da tabii ki şimdi sanatın mesela resimle ilgili söyleyeyim ben sana. Kategorileri var. Bir amatörler var. Onlar sadece zevk için hani zamanını geçirmek için ya rahatlamak için resim yapar. Onun amatör, satma derdi yok. Yarı profesyoneller vardır. Satsa da olur, satmasa da olur. Profesyoneller vardır. Ekmeğini resimden kazanır. Ama bir de sanatçılar var. Şimdi bunların kategorileri sanatçı olmak çok zor. Sanatçı olmak için bir kere özgün olacaksın. Buradan bir şey ara soru sormak istiyorum. Şimdi sanatın tarifinde özellikle de hani içerisinde para kaygısı güdülmeden yapılan bir yetenek sergilemesi, doğal yetenek bir kavram tanımlamalar. Bir görüşe göre eğer sanat satın alınabilir bir duruma geldikten sonra o sanat olmaktan çıkıp zanaata dönüyor. Tabii ki. Bir görüş var. Tabii. Sizin bu konuda düşüncelerinizi almak isterim. Ya kesinlikle doğru söylüyorsun ama belli bir şeyden sonra sanat sizin kontrolünüzden çıkıyor. Yani bir kitleniz oluşuyor, alıcılarınız oluşuyor, koleksiyonerleriniz oluşuyor. O senin elinde değil ama direkt ben işte resim yapıp para kazanacağım diye bu işe girerseniz orada yanılırsınız ve sanatçı olamazsınız. Muhtemelen şu da şöyle hani... O zaman şeye giriyor, öyle nasıl diyeyim sana, seri üretime giriyor.
Onun sanatla falan mı alakası? Biraz kişi var. Filmleriyle o seslendirmek lazım. Yani sadece seyirci beğenisi odaklı, sanat kaygısı güdülmeyen kişi filmleri vardır. Yok. Onun gibi o zaman o kişi filmi bir önceki gişe filminin devamı gibi oluyor. Resimde de onun devamı gibi oluyor. Onun bir özelliği kalmıyor ki o zaman. Özgün olacaksın. Kendi yorumunuzda, kendi usulunuzda. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Ama onun için mutlaka kültürler, yani sanatla ilgili bir kültür altyapınızın olması gerekiyor. Çok araştırmanız, okumanız gerekiyor. Sadece dediğim gibi iyi resim yapmak yetmiyor. Mesela sanatçı olabilmek için önemli işte koleksiyonlarda resimlerinizin olması gerekiyor. Müzelerde resimlerinizin olması gerekiyor. Çünkü bu iş evrensel. Yurt dışında sergi açmanız gerekiyor. Yani yöresi bizdeki en büyük problem Türkiye'de sadece resimle alakalı değil, bütün sanatlarla ilgili biz çok yöresel kalıyoruz. Yani Türkiye içindeyiz bize. Yurt dışına açılıp açılamıyoruz. Ki çok yetenekli insanlar var burada. Bunun gerekçesi nedir hocam? Geleneksel yapılar ve muhafazakar düşünce yapısı bunda etkiliyor mu? Etkisi tabii ki var. Tabii ki var. Bir de biz millet olarak özgüveni çok fazla olan bir millet değiliz. Onu okullarda vermek lazım. Önce ailenin vermesi lazım çocuğa güveni. Desteklemesi gerekiyor. Biz hep yöresel kalıyoruz. Mesela Tarkan değil mi? Tarkan gibi bir sanatçı, bir ses dünya çapında olması gerekiyor. Bir kitap var İsmail'im. Özür dilerim. O kitabı okumanı tavsiye ederim. Türklerden dahi çıkmaz diye bir kitap. Türklerden dahi çıkar. Ama yöresel kalmayacaksın. Aşacaksın kendini. Bir şeyler yapacaksın. Şimdi ben Amerika'da sergi açtım. Ya nasıl açtın diye bana soruyor. Amerika'da sergi açmak o kadar zor bir şeydi ki ya. İnternet diye bir şey var. Ve galeriler, Amerika'daki galeriler sanatçı arıyor. Yeni sanatçılar arıyor. Yazıyorsun internetten. Gönderiyorsun resimlerine. Senin gitmene de gerek yok. Sana sergi yapıyorlar. Amerika tanıyorsun. Aslında zor işler değil. Şöyle bir şey de var, kesinlikle haklısın hocam. Türkiye'de bu sanatı ve sanatçını yorum, bir de Türkiye'de klişeler vardır. Özellikle çocuklar için söylüyorum. Bir çocuk ressam olacağım dediği zaman ailesi onun asla o işi meslek olarak görmez. Ya da yazar olacağım dediği zaman. Evet. Hep bizim toplumda düşünce yapısında meslek olarak doktor, mühendislik, işte belki biraz avukatlık son yıllardaki meşhur olduğu için söylüyorum. Bu tarz genelde hani gelir düzeyi çok yüksek olan net meslek kavramı. Öğretmenlikte bunun içeriz. Oysa ressamlık ve yazarlık az önce de konuşmuştuk programdan önce izleyicilerimiz bilmezler ama biraz daha böyle hani çılgınların hani argo tabiri söylersek sıyrıklar yapacak. Yani bu konuda yani sizin de aynı zamanda düşüncelerini tekrar alıp izleyicilerimizle birisinden. Kesinlikle öyle. Ya o iş hakikaten bir anlamlılıklar. Bakıyorsun bütün sanatçılar ama dünya çapında gibi bir yani pek normal oldukları söylenemez ya. Yani. Hepsi öyle. Picasso'su da öyle, Dali'si de öyle. Böyle şimdi bir şey sorayım ben sana. İspanya deyince aklına ne geliyor? İspanya deyince aklına ne geliyor? İspanya deyince özellikle de müzik anlamında çok ileri bir medeniyet, dans anlamında çok ileri bir medeniyet. Dans geliyor, tango geliyor. Aynen, tango. Picasso gelmiyor mu? Picasso aynen. Salvador Dali gelmiyor mu? Evet. Real Madrid gelmiyor mu? Onlar kesin. Barcelona. Demek ki bir ülkenin reklamı en iyi sanat, spor, bile bilimle yapılıyor. Kesinlikle öyle. İtalya deyince ne geliyor? İtalya deyince Rönesans geliyor. Rönesans aynen. Bir de şey, hani özellikle de şey müziği. Pavarotti'nin de dahil olmuş. İşte bak sanat. Müzik. İlla resim olacak diye bir şey yok. Spor. Bir ülkenin reklamı en iyi spor, sanat bunlar. Son zaman Türkiye'den de örnek verecek olursak mesela Sayın Aziz Sancar'ın yaptığı işte evet. Tanıtımı hiçbir zaman yapamaz. Ama kaç tane var Aziz Sancar Türkiye, şey dünyada? Yok. Türk olarak. Türk olarak yok. Yok. Çünkü yetiştiremiyoruz. Yok. Aziz Sancar da Türkiye koşullarında olsaydı burada yetişmedi ki. Zaten yani. Burada yetişmedi ki. Çünkü Türkiye koşullarında hep standartizasyon var yani. İşte ya al paranı, paranı aldığına bak, gerisine bakma. Oysa en önemli başarılar bence ardına bakmadan hep ileri görmektir. Ya bak annelerin şu, bak çok yanlış bunlar.
Anneler şöyle der çocuklarına, oğlum ne en önde git ne en arkada git. Hep ortalarda kal derler, değil mi? Yani sivrilme ama en geride de kalma. Bırak sivrilsin, desteklesene. Niye destekle? Aman oğlum ne önde ol ne arkada, ortada olmaz. Dün Fakir Baykurt'la ilgili bir şey okumuştum hocam. Onu biliyorsunuz, vahidesiyle olan bir çay muhabbeti var. Evet. Şahane'de sonunda söylüyor. Çay bardağını kahveyle kırınca anne diyor, niye diyor yani o zaman. Sonra soruyor. Onun çok güzel bir sözü var. Aslında bu anlattıklarım da paralel. Ben o gün diyor, senin diyor otopata atsaydım diyor, bardakların içindeki aslanı öldürürdüm diyor. Doğru. Yani doğru. Azarlasaydım diyor, içindeki aslanı diyor hapse atmış olurdu. Doğru. Şimdi bugün problem de bu. Hani biz çocuklarımızın günümüzde galiba hocam hem eğitimci olarak da sormuş oluyor. İçindeki aslanı öldürüyoruz. Evet. Ki ilerlemesini, büyümesini ve güçlenmesini, kral olmasını, yani kendi alanının kral olmasını engelliyoruz. Evet. Bu tarz bir düşünce biçimi de var aslında toplumda. Edison'un hikayesini biliyor musun? Anlatırsanız çok keyifli. Muhtemelen Edison okulda başarısız. Yani sınıfın gerisinde çocuk. Ondan sonra annesini çağırıyor. Annesi de eğitimli bir bayan. Diyorlar ki hanımefendi, çocuğun sınıfın çok gerisinde. Lütfen diyorlar, bunu okuldan alın. Tamam mı? Alıyor. Çocuk ertesi gün okula gitmiyor. Soruyorlar. Soruyor annesine. Anne ben niye okula gitmiyorum? Oğlum diyor, beni öğretmenlerin çağırdı. Sen sınıfın çok ilerisindeymişsin. Arkadaşların sana ayak uyduramıyor. Bundan sonra seni ben eğiteceğim. Ve Edison oluyor. İşte bu çok önemli. Yani doğru insanların elinde doğru dokunuşlar evet, yaşama evet. Entegre ediyor. Bu arada ben de izleyicilere buradan bir sır vereyim. Benim böyle yaşama dokunuşum ne önemli isimlerlemişti. Müjdat hocamdır. Sizin görevimiz var. Benim üzerimde katkısı çok büyüktür değerli izleyiciler. Eyvallah, işte, çok huzur verenize bir kez daha teşekkür çok edeyim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hocam devam edelim. Mesela hocam neleri resmedersiniz? Neler sizin için resim diye sanat diye tutacak? Şimdi Leonardo da Vinci'nin bir cümlesi var. La pittura e cose mentale. Ya o resim için diyor. Resim mantık işidir. Matematik işidir diyor. Bütün sanatlar matematik işidir. Mantık işi. Matematik çok önemli. Ondan sonra ne diyeceğimi unuttum. Keser sonra. Tabii tabii. O zaman şöyle gidelim. Bir dakika. Ne dedim en son? Nereye resmedersiniz? Leonardo da Vinci'den de var. Leonardo da Vinci'den de var. Şimdi yine Leonardo da Vinci diyor ki, eğer diyor bir resim, yaptığınız bir eser, izleyici, resme bakan kişi üstünde bir psikolojik değer bırakmıyorsa, etki bırakmıyorsa, yani seni heyecanlandırmıyorsa veya üzmüyorsa, yani ne bileyim işte psikolojik bir değer bırakmıyorsun, moralini bozmuyorsan mesela. O hiçbir sanatsal değer taşımıyor. Yani bu sadece resim değil, müzikte de öyle mesela. Öyle bir şarkı dinliyorsun ki oturup ağlıyorsun, üzümleniyorsun. Sende bir psikolojik değer, etki bırakıyor. Öyle mi? Kesinlikle. Veya heyecanlandırıyor seni, böyle kanını kaynatıyor. İşte resimle öyle. Eğer bir heyecanlandırmıyorsa, etkilemiyorsa seni psikolojik anlamda o hiçbir sanat değeri taşımıyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz hocam? Sanat dışsal gerçekliğin ruhumuzda buluşma noktasıdır aslında. Evet, evet. Yani bu anlamda düşünüyorum. Evet. Çünkü insanın doğadaki her şey, her türlü nesne sizin ruhunuzla buluşmuyorsa, temas etmiyorsa ve ruhunuz onu sizin ruh, duygusal yapınızdan yola çıkarak bir anlamlandırmıyorsa sanat ortaya çıkmıyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani bu sadece figür resmiyle alakalı değil. Bu peyzaj, manzara resminde de öyle. Öyle bir manzara yaparsınız ki içinizi kararttırınız ya. Etkilersiniz. Ve öyle bir manzara resmi yaparsınız bu peyzaj. Gidip orada piknik yapmak istersin resmin içinde. Böyle. O etkiliyor. Etkilemesi lazım psikolojik. Bir de resim sanatının diğer bütün sanatlardan farklı olan bir özelliği var. Hocam. Bir objeye, bir nesneye hani var olan gerçekliğin ötesinde bir bakış açısı da getirebiliyor. Örneğin bu ekspresyonizmde de var. Diğer çok işte sanat akımlarında hepsi. Evet. Aynı bu şekilde. Hani farklı bir perspektif de var.
Bu bence resim sanatının da diğer sanatlardan çok farklı. Evet, doğru söylüyorsun. Yapınızı çok daha ön plana çıkaran bir şey. Ya kesinlikle şimdi resim obje ile obje, yaptığınız obje ile subje arasındaki ilişki, yani yapanla resmi yapılan, artık bu obje olur, bir figür olur. Onun, sizin yapanı, resmi yapanın onu nasıl gördüğüyle alakalı. Çünkü Picasso'nun resimleri, ha? Bunu ben de yaparım herkes. Onu o yapmış zaten. Sen artık yapmana gerek yok ki, o yapılmış. Ama Picasso'nun babası 13 yaşında, daha çocuğunun çok yetenekli oldu. 13 yaşındayken bütün İspanya tanıdı Picasso'yu. Babası resmi bıraktı ya. Moralini bozdu babasına. Bu yapıyor zaten. Benim yapmama gerek yok ki. Bak, şimdi Picasso'yu son dönem resimlerine göre değerlendiriyor insanlar. Bir de ilk dönem resimlerine, mavi dönemine, pembe dönemine baksınlar. Değil mi? Kesinlikle. Ya artık aşmış kendini. Diyor ki, profilden. Sadece bir gözü görürsün ha. Diyor ki ben bunu da göreceğim. Bak buradan bu gözü çıkartıyor. Şimdi onun onu nasıl gördüğün, hani subje ile obje arasındaki ilişki bu işte. Burnunun buradaki deliğini görürsün profilden baktığında. Yok ben bunu da göreceğim diyor. Oradan çıkartıyor. Dudak aynı şekilde orasını da görüyor. Çünkü varlığı çok onu, nasıl gördüğü kesinlikle yani var. Bir de çok özel bir perspektifini aslında varlığı tabii çok, ki, tabii varlığı ki. Çok boyut bakışı. Çünkü ki. Bizler hayatımız boyunca özellikle Türk toplumu olarak baktığımızda tek bir yönden bakan net insanlarız. Evet. Hani işte sanatla bence biraz bu noktada çok çabuk buluşamıyoruz. Çünkü sanat insana çok yoğun bir vizyon katar. Bakış açısı kattığı için. Biz bu noktada buluşamıyoruz. Çünkü buluştuğumuz zaman değer yargılarımızın yok olmaya başlayacağını düşünüyorum. Evet. Bu korku da var aslında. Muhafaza tutuculuk kavramı değil. Ya. Muhafazakarlıktan biraz daha farklı. Kesinlikle. Hani, ama kesinlikle. Bu çift taraflı mesela. Hani sadece sağ ve sol siyasete de buradan... Ya siyasetle bir alakası yok. Tabii toplumsal düşünce bir şey. Yani. Sanat siyaset üstü bir şey. Kesinlikle yani, öyle. Yani siyasetle ne alakası var ki? Olabilir de. Siyasilerin resmini yaparsan siyasi bir resim olarak. Bir kardeşimiz şöyle bir anımızı anlatayım. Aslında bizim programımız hocam söyleyiş şeklinde geçiyor. Klasik röportajın ötesinde sohbet programı. Bir kardeşimiz gelmişti. Öyle Necip Fazıl üzerine konuşuyorduk. Dedim ben o iyi bir fikir adamı değildir. Belki hani iyi bir siyasetçi değildir ama büyük bir şair. Evet. Yani o şair yani her şeyi falan. Kırtık. Dedim sen al bakalım bir oku şu çile kitabını, ne diyeceksin şiirlere. Tartışılmaz. Şahane yani hakikaten. Tartışılmaz. Aynı şekilde Nazım için de öyleydi. Yani Nazım'a ideolojik olarak farklı bakabilirsiniz, eleştirebilirsiniz ama şiirlere sanat yönüyle, şiir yönüyle olağanüstü. İkisinin de hemen benzer zamanı. Can Yücel sevmeyebilirsin. Kesinlikle. Sevmeyebilirsin ama bir mal varlığı şiirini okusun izleyicilerimiz de. Görsün okumuşlardır gerçekten. Müthiş. Cemal Süreyya'da olmalı. İnsanlar. Aşık Veysel. Hocam Aşık Veysel de bilir. Şimdi bak yine o kitapta Türklerden dahi çıkmaz kitabında eğer Aşık Veysel Viyana'da doğsaydı Mozart kim diyor? Şöyle söyleyelim hocam. İşte sanat bu. Bir yerde bir söz vardı Aşık Veysel anonimisi. Diyor ki Allah'ım diyor, bana diyor Aşık Veysel'in görmeyen gözüyle baktığı objeye aşık olabilme yeteneği var. Şimdi düşünün, görmeyen gözüyle o şiirleri yazdıran, o sözleri yazdıran bir şey. Evet, aynen. Şimdi bu gönül gözüyle görmekteniz ya, yani duygu yapısıyla. Tabii, tabii. Şimdi sanat böyle bir şey işte. Gönül gözü diyoruz ya. Yani görme, gözleriniz kör olsa bile görürsünüz. Tabii canım, yani, görüyorsun tabii, görüyorsun. Yani, hissediyorsun ya. Engelleri kaldıran tek şey sanat herhalde. Aynen. Bana çok keyifli bir hocam söyleşim. Bir de hocam şöyle devam edelim. Özellikle de resimden ve resim sanatçısından en çok kimler rahatsız olur? Buraya da gelelim. Anlamadım. Resimden ve resim sanatçısından kimler rahatsız olur? Yani niçin resim sanatına bu kadar mesafeli bakılır ve kimler mesafeli bakar? Ya, genelde aşırı muhafazakarlar, yani tutucular, bu İslamiyetle veya Hristiyanlıkla bir alakası yok.
Mesela diyor, bir tanesi ki kültürlü bir insan. Bir gün benim atölyeme geldi ki kültürlü bir insan var. Hiç ondan öyle bir cümle beklemezdim. Hocam sen boş işlerle uğraşıyorsun. Çünkü doğru iş dediğiniz şey nakde yapılan bir iş yani. Ya ben bunu para kazanma amacıyla yapmıyorum. Yani zevkim için yapıyorum. Yapmam lazım. Yani içinde bir dürtü var ki resim yap, yap diyor ya. Yap diyor. Bu benim elimde olan bir şey değil. Çok bayık bir şey söyleyeceğim mesela. Rönesans'ın burjuva aslında sanat... Rönesans döneminde de oldu. Kesinlikle burjuva önünü açarken şimdi kapitalizm muhtemelen sanatı da gitgide yok hale getirecek. Çünkü her şeyi nakdi paraya döktüğü için... Ya bu da öyle oldu. Bu da öyle oldu. Yani... Bu da öyle oldu. Bak bir anekdot anlatayım izleyicilerimize. Bu Rusya dağıldığı zaman Rusya'da bir vatandaş İngiltere'ye gidiyor, kaçıyor daha doğrusu. Ondan sonra elinde de Stalin'in resmi var, portresi. Ama çok iyi bir portre. Gerçekten Ruslar o konuda portrede çok iyiler. Rus ekolü vardı zaten resmi. Parasız kalıyor ben. Gidiyor galeri, elinde kalan tek mal varlığı Stalin'in resmi, yağlı boya resmi. Galeri galeri geziyor. Ve galeriler diyorlar ki biz siyasilerin resimlerini satmıyoruz. Ya ama diyor bak bu çok iyi bir Rus resmi, yok bizi ilgilendirmiyor. Biz diyor siyasi kişiliklerin resimlerini satmıyoruz. Ama diyor resmin altında Damien Hirst diye bir İngiliz sanatçı var. Damien Hirst. Böyle köpek balığı heykelleri falan yapar. Heykel de değil de böyle bir akvaryumun içinde, ona özel bir sıvının içinde veya buzağı yavrusu aynı şey. O tip resimler yok ama dünya çapında bir adam bu. Tamam yapar. Eğer diyor onun altında imzası olsaydı biz bu resmi satardık ya. Adam tanımıyor ki Damien Hirst'ı. Araştırıyor, buluyor Damien Hirst'ı. Anlatıyordu bunu. Diyor ki benim acil paraya ihtiyacım var ama satamıyorum bu resmi. Sizin diyor altında bir imzanız olsa hemen size alacaklar. Tamam diyor ya Damien Hirst. Stalin'in burnuna böyle bir tane kırmızı nokta yapıyor. Kırmızı yapıyor ya burnu noktasında. İzleyicilerimiz girsinler, baksınlar. İnternette bulabilirler. Altına da imzayı atıyor. Milyon puanla sattı resmi. Peki Stalin ne demiş acaba? Stalin gitti yoktu o zaman. Onun işte. Onu bir yerde bulmuş ama çok iyi bir portreydi. Burnu böyle kırmızıya boyuyor. İşte bu bakış açısı aslında, evet. Bir de imza, evet. Etiketler çok önemli hocam. Şimdi ne de örneğin Mona Lisa'nın tablosunun aynısını siz de yapsanız ama altında senin imzası olsa... Yok, hiç bir kıymet. Bir de şimdi Mona Lisa demişken gelelim hocam. Şimdi özellikle de çok fazla yorum var Mona Lisa ile ilgili. Evet. Herkes Mona Lisa'nın anlamını yapıyor. Mona Lisa da hocam sırrı nedir? Sizce ne? Yani siz ne düşünüyorsunuz? Ya o dönemin en iyi geldi. Şu anda dünyanın gelmiş geç o... Gelmiş geçmiş bir numaralı portre o. İkinci Jean Vermeer'in İnci Küpeli Kız. Bu iki tane gelmiş geçmiş en iyi portre. Bir de Rönesans'ta yapıldığı için onun da etkisi var. İlk o Leonardo da Vinci öyle bir portre yok yok. Bir de resim sürekli gündemde. Yok gülüyor mu? İşte kaşları niye yok? Arkadaki işte manzara İtalya'da neresi, kimin karısı, Leonardo aslında kendini mi çizmiş buraya gibi sürekli resim gündemde olduğu için çok popüler. Komple teorileri üretmek. Aynen. Ha, başarılı mı? Çok başarılı bir resim. Ama ondan iyi portreler var yeryüzünde, emin olun. Ama o Leonardo yaptığı için bir de sürekli gündemde resim. Sürekli bir şey buluyorlar onun gündemde kalmasıyla alakalı. Şöyle devam edelim istiyorum hocam. Aşık Veysel'le bahsetmiştik. Hı. Onun kitabının ön sözünde Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun bir ön söz yazmıştı. O ön sözde şöyle bir ifade etmiş. İyi ressamdır Bedri Rahmi. Çok şahane. Zaten orada da şöyle bir bakış açısıymış. Demiş ki, benim yazdığım şiirler ya da birkaç yazar ismi tarif dönemi itibariyle. Belki demiş 100 yıl sonra, belki 2 asır, 1,5 asır sonra onu da diyecektir. Hı. Ama demiş Yunus, Mevlana, işte Pir Sultan Abdal,
Hatta keza demiş aşık resmi. Bunlar ömür boyu kalacak. Kesinlikle. Gerekçesi de şu, çünkü onlar demiş halkın içinden, halkın sesiyle yazıyorlardı eserlerini. Bu yüzden uzun dönem, hani ömür boyu kalıcı olacaklar. Şimdi bu noktada şöyle bir soru soruyorum. Sanatta kalıcılık tam olarak nedir hocam? Buradan yola çıkarak. Özgün olmak. Özgün olacağız. Nasıl özgün olacaksın? Şuraya 100 tane resim dizsinler farklı sanatçılara. Sen gelip diyebilmelisin ki Müjdat hocamın senin resmi. Yani benim çizgilerimi, benim ruh halimi o resimde görüp hocam bu senin resmin diyebildiğin zaman sen kalıcı olursun. Özgün olmakla alakalı. Sanayi, onun dünyada bir eşi benzeri olmayacak. Tek sen. Bu noktada şöyle devam edelim hocam. Size özgün kullanan özellikler nedir hocam? Yani hangi renkleri kullanırsınız, hangi desen kullanırsınız? Ya, kendinizi nasıl tanıyorsunuz? Şimdi resim yaparken ruhunu koyuyorsun sen oraya. Duygularını koyuyorsun, ruhunu koyuyorsun. Bilgini, birikimini, yeteneğini koyuyorsun oraya. Benim yaptığım resimde bir ruh olacak ya. Yani mesela ben bir sergiye gittiğim zaman bir sergiyi ben 10 dakikada gezmemeliyim. En az öyle bir resim yapmadı ki oradaki sanatçı, bir resmin karşısında yarım saat ben kalabilirim ya. Beni etkilemesi lazım yani, anlatabiliyor muyum? Orada kalacağım, ne anlatmak istemiş bu? Gibi. Bir de sizinle buluşması gerekiyor. Tabii ki. O bana verecek bir şey. Yoksa giriyorum ben gidiyorum saat 1'de, 10 dakikada hepsi birbirinin devamlı resimler. Yani bir dönüyorsun, çıkıyorsun, gidiyorsun. O beni etkilemiyor. Bir söz vardı da çok meşhur bir söz, hani taktikler aslında yaşatır ancak. Aynen. Yani o yüzden hasta hakikaten her zaman çok yaşayıcıdır. Özgün kalmayı kesinlikle şey yapıyorum, önemsiyorum. Ama bu özellikle de yazım edebiyatında olacak şey var derler. Hani yazar, sanatçı özgün olana kadar taklit etmeye çalışır. Ama herkes birbirinden besleniyor İsmail. Kesinlikle. Yani bütün sanatçılar. Benim de etkilendiğim sanatçılar var. Senin de etkilendiğin yazarlar, şairler var. Benim de aynı şekilde var. İşte bu. Ahmet Recaiz Ağa, Mahmut Ekrem. Bu arada değerli izleyiciler, burada çok güzel bir... Şimdi bu şiirden etkilenmesin, bu resim yapmaz. Bu şiir etkilediği için, yani sanat da, farklı sanat dalları da birbirini tetikler. Kesinlikle. Zaten bütün sanat akımları edebiyattan beslenmiş. Romantizm, süryal, şiirler yok mu? Var. Gerçeküstü şiirler var. Kübist şiirler var. Değil mi? Sembolik şiirler var. Bütün resim... Tabii ki. Ama bizim en büyük handikap bizim 1450'yi kaçırmamız. Yani Rönesans'ı... 3 yıla kaçırmışlar. Maalesef aslında sanatta da o hala Rönesans'ı konuşuyor. Mesela hocam şunu sorayım, yani Türkiye'de son 100 yılda hani resim sanatıyla ilgilenen, hatta gitgide müzikle artık Türkiye'de var. Yani şarkıcı yetiştiriyoruz ama sanatçı yetiştiremiyoruz. Yazar, hani bir şeyler karalayan yetiştiriyoruz ama yazar yetiştiremiyoruz. En son mesela hala Yaşar Kemal diyoruz, işte yeni nesilden Hasan Ali Toptaş diyoruz. Ressam da öyle. Hala en çok meşhur olan, en çok ismini saydığımda Abidin Dino, Fikret Mualla gibi Türkiye çapında tutuyordu. İsimleri sayın. Fikret Mualla Türkiye'yi açtı. Çok fazla. O Fransa'da yaşadığı için, yıllarca Fransa'da yaşadı. O da öldü zaten. Olağanüstü bir birikim var. Müthiş. Bugün müthiş. Bu en büyük eksikliği bence hani günümüzde. Artık sanatçı yetiştiremiyor. Çünkü günümüzde insanlar biraz da Sokrates'in şeyi vardı ya, sanat diyor, sanatçı sanat diyor, hani hiç yaşam kaygısının olmadığı, burjuvanın çok olduğu, hani boş insanların olsun, oradan çıkmış herhalde bir adam bu. Boş işler boş diye. Evet. Oradan çıktı muhtemelen. Olduğu bir toplumda gelişiyor diyor. İyi ama şöyle bir şey var. Ben mesela Muzaffer Üzgü'yü çok severim. Evet. Zıkkım Kökü diye de ağır plane bir eseri vardır. Kendi hayatına bakıyor. Evet. Olağanüstü gerçekçi bir eser. Evet. Çünkü çok yoksul bir hayattan. Şimdi sanatçı biraz da topluma bir şey vermezse, örnek olmazsa, altında her zaman derler ya, bir üçüncü yol göstermek de sanatçının işi. Kesinlikle. Hani siyah ve beyazın dışında
hayatta farklı renklerinde olabileceğini göstermektedir. Bugün günümüzün yaşam kavgası içerisinde çok fazla siyah ve beyaz olduğunu gördük. Oysa işte sanatçılardan beklediğimiz de bu. Biraz da bu İslam hocam. Sanatçılar çünkü üçüncü yolu göstermeye odaklı olduğu için, işte o çılgın ve sıyrık olduğu için girmeye devresi istemiyorlar. Çünkü hem siyahın hem beyazın maalesef iki taraf için de söylediğimiz zaman bir alıcısı var. Çünkü kavgalı olduğunun üzerinden ya bir iktidar mücadelesi de olmuyor. Aynen. Sanatçı buradan çıkışı gösteriyor. Evet. Oradan çıkış yaptığınız zaman iktidar mücadelesi olacak. Şey. Doğru. Dolayısıyla iktidar kavgası sanatçının geleceğini de belirliyor. Yani kesinlikle. Ne siz ne düşünüyorsunuz? Ben daha fazla aynı fikirdeyim. Sanatçı biraz avam olacak. Halk olacak. Halkın için ne olacak? Halk olacaksın sen ya. Ama yarın kaygının olmaması lazım üretebilmen için. Yani yarını düşünürsen buna odaklanamıyorsun. Siyasiler üstü olması lazım sanatçı. Siyaset düşünemez ya. A partili, B partili, A siyasetli, herkesin bir siyasi tercihi mutlaka var. Ama bizim siyasetimiz o zamana gidip oy kullanmak. Onun dışında bir siyasetçi kadar siyasetin içinde olmamalı bence bir sanatçı. Yarın kaygısı olmamalı. Yarın ben ne diyeceğim, ne diyeceğim diye düşünmemeli. Veya nerede yatacağım. Fikret Mahalli öyle bir hayat yaşadı Fransa'da biliyorsun. Türkiye'de polislerle çok da iyi bir ailenin bir çocuğu. Bir de hastanesinde falan ya, polis fobisi var. Polislerle bir problem yaşıyor İstanbul'da daha çok gençken. Kaçıyor Fransa'ya gidiyor. Orada pek de bir hayat sürmedi yani. Garipler mezarlığına gömdüler gitti. Uçak polisi hala var. Hala Asaf var. Bayan, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi bayan İstanbul'dan bile. O da orada kimsesiz var. Mezarlığında öldü gitti. Enteresan. Hani Türkiye'de mesela şimdi kadın konusuna da gelmek istiyorum. Bu noktada. Yani kadın destan, kadın sanatçı da çok fazla artık yetiştiremiyoruz yani. Bu da en büyük fark. Aileler desteklemiyor. Bir de şöyle bir şey var. İşte sanatçılar aç oluyor. Bilmem ne oluyor falan filan değil mi? Özellikle resim sanatçıları. Plastik sanatlarla ilgili şu an. Aileler de öyle bir işte. Para kazanamaz. Bunu bir meslek gibi görmüyor insanlar. Senin dediğin gibi mühendis olsun, doktor olsun, tabii ki olsun. Her şey tercih. Çünkü şöyle söyleyeyim, siz burada resimlerinizi yaparken hayatınızın en sakin dönemlerini yaşarsınız, evet. Değil mi? Toplumun da bence toplumsal öfke kabarmasını da sakinleştirmenin yönü. Lebensraum diyor ya Almanlar, yaşam alanı. Benim yaşam alanım burası. Benim hayat bulunuyor burası ya. Durulaştırmak dediğin. Ya tabii kimseyle muhatap olmuyorsun. Gürültü yok, patırtı yok. Televizyon yok, o yok, bu yok. Burada bir müziğim var. Bak müzik de resmi besliyor. Ben müziksiz resim yapamam. Hangi müzikleri dinlersin? Benim farkım biraz. Valla ben hatırladığım kadarıyla inanılmaz geniş bir portfolyo var hocam. Arabesk, Tuton, bir de Erkin Koray, her yanında olduğunu görüyorum. Aynen. Çok sever. Çok sever. Sanatçı. Özgün işte Erkin Koray, özgün bir sanatçı. Cem Karaca, özgün, Barış Manço, bunlar çok önemli sanatçılar. Ama problem yöresel kalmakta işte Türkiye. Yani açılsalar of, onlar gibi dünyada çok az, çok fazla sanatçı. Belki de onlar da Türkiye'de her genç çocuğun özellikle, Anadolu çocuğun kaygısı vardır ya. Hani açılırsam yok olurum düşüncesi. Ben yanlış buluyorum o düşünceyi. Çok iyisin tabii yani. Köyden kente gelen çocuklar için söylediğimizde bir anlamda hani sosyalleşmeye başladığı zaman yok olacağı kaygısını yaşar ya. Değerlerinden uzaklaşacağım falan. Yani muhtemelen belki de o kaygı mı yaşadılar bilemiyorum. Ama hakikaten de Anadolu'da bence birçok rangalarla katan olur. O kalıplı, belli kalıplardan çıktığımızda sudan çıkmış balık gibi hissetme duygusu var. Yani bunu bir türlü aşamıyoruz. Ya bir kere ben mesela gençlere tavsiye ediyorum. Yeni çocuğu olmuşlara. Bir kere bir yabancı dili çok iyi bileceksin İsmail. Bir yabancı dili çok iyi bileceksin. Bu İngilizce olabilir, Almanca. Dünyada geçerliliği olan bir yabancı dili çok iyi bileceksin. Çünkü farklı lisan diline çok önemli. Dil bileceksin ki açılasın. Yurt dışına açılasın. Yazışasın.
galerilerde olmalı. Kendine reprezente edesin, tanıtasın. E değil bilmiyorsun nasıl olacak o iş? Dil çok önemli. Kesinlikle haklısınız hocam. Şöyle de devam edelim. Resim yaparken ya da bitirdikten sonra burada olmadı dediğiniz ya da hata yaptığınızı düşündüğünüz sil baştan mı yapıyorsunuz resme yoksa yok. Hatayı nasıl kapatıyorsunuz? Yok, resme odaklanıyorsun. 5 saat çalışıyorsun, 6 saat, bazen 10 saat oluyor çünkü dünyayla bağlantını kesiyorsun, zamanı nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Ben hatayı bir gün sonra fark ediyorum. Sürekli aynı şeye odaklandığın zaman o hatayı fark edemeyebiliyorsun. Ama ertesi gün baktığında şurada şu problem var, burada bir problem var. Onu düzeltiyoruz. Şeyi yok, problem yok yani. Daha çok yağlı boya mı? Yağlı boya. Ben yağlı boya. Benim tarzımda yağlı boyada akrilik boya çok çabuk kuruyan bir boya olduğu için o geçişleri, ışık gördüğü geçişlerini akrilik boyada çok zor. Daha çok hangi renk? Çok zor değil de. Genelde ten rengi yani şey yaptığımızda böyle gavi resimler de yapıyorum. Teknik resimler de yapıyorum. Çoğunlukla birazdan göstereceğiz de izleyicilerimize portre çalışmaları. İnsan figürleri üzerinde. Figüratif. Evet. O çok önemli. Yani doğa ve çevre çok fazla yok sanırım. Bu da bir de insanlara da bakış açısı da çok enteresan. Yani dedi ki çok boyutlu izleyiciler. Ya bunu doğa. Resimleri de göstereceğiz. Bu da doğa. Bu sembolik bir resim var. Karga sanırım bu. Vallahi çok bunları birazdan göstereceğiz izleyicilerimize. Bir de araştırmalarımıza, ekspresyonizmize biraz ilginiz olduğunu... Var ama şu anda ekspresyonizmden biraz dışarı çıktı bizim resimler. Mesela bu biraz gerçeküstü bir resim oldu, sürreal bir resim. Sanat akımlarına hangisine daha çok yaptınız hocam? Ben sürrealizmi, gerçeküstü şeyleri. O zaman buradan bak, şimdi izleyicilerimiz sürrealizm nedir hocam? Tam olarak. Rüyaların resmi. Rüyaların, rüyaların resmi. Salvador Dali'nin yaptığı resimler. Efendim, Şiriko'nun yaptığı resimler. Bu rüyanı tuvale aktarma durumu. Değerli izleyiciler, sürrealizm değil ki çok tanımlama gördük ama en önemli tanımlamalardan birisini hocamız yaptı burada, rüyaların resmi. Bu tanımlamayı da başka bir yerde duyamayız. Buradan patentini almış olalım hocam. Estağfurullah, o ben söylemiyorum ama. Onu ben söylemiyorum. Salvador Dali söylüyor. Rüyaların resmi. Evet, gerek dünyada gerekse de Türkiye'de. Beğendiğiniz ressam hocam. Şimdi az önce sen söyledin, Fikret Mahalle, fobizm, fobisttir. Fobizm, boyayı oyratça kullanmak demek, hiçbir kaygı duymadan, istediğince boyayı. O fobizm akımı Avrupa'daki en önemli temsilcilerinden biri, Türkiye'de. Osman Hamdi tabii ki, Türkiye'de ilk müzeyi kuran kişi. Müthiş bir ressam. O da ona da gelmek isterim. Osman Hamdi demiştiniz. Mona Lisa neyse dünyada Osman Hamdi'nin kaplumbağa de çok odur. Hani ona da yıllar hikayesi çok önemli. O resmi. Kaplumbağa tarihi. Bir komple teorileri de var yani. Tabii işte orada o dönemdeki eğitim sisteminin çok ağır işleyişini anlatıyor. Çünkü kaplumbağa eğitmek kolay bir şey. Çok neden? Çok ağır bir hayvan. Ama bence benim Türkiye'deki tek favorim Hüseyin Avni Difiş. Hüseyin Avni Difiş. Değerli izleyiciler. Müthiş bir resim. Peki hocam şöyle devam edelim. Son olarak artık programın sonuna gidiyoruz. Siz de fazla yormayalım. Yok estağfurullah. Resim sanatına dair, geleceğe dair hedeflerim. Vallahi benim hedefim birilerini yetiştirmek. Ona yardımcı olabilmek. Yani ben de iyi kötü bir yerde de biz geliyoruz bu şekilde, tanıyorlar. Ama ben bizden sonra gelecekleri yetiştirmem. Mesela ben bazen okullara gidiyorum ya. Geleyim anlatayım, herhangi bir beklentim yok ki. Giriyorum sınıfta, çocuklara işte bazı teknik konularda bilgi veriyorum. Şöyle bakacaksın,
görmekle de bakmak arasındaki farkı anlatmaya çalışıyorum çocuklara. O kadar yetenekli çocuklar çıkıyor ki. O kadar yetenekli çocuklar var. Ve veli, öğretmen bunun farkında değil. Bir tanesinin velisine söyledim. Çocuğunuzun çok yetenekli olduğunu biliyor musunuz? Yok dedi ya. Sizin dedim çocuğunuz resme karşı çok yetenekli. Bunu bakar üstüne düşün. Veli farkında değil. Anadolu aslında hakikaten koca bir derya hocam. Evet. Şimdi hani açılmamış bir mücevher kutusu gibi. Evet. İçindeki hazine... Neler var ya, neler var, ne çocuklar var ya, kaybolup gidiyorlar. Şimdi sen, masa tenisi oynadın mı? Çat pat. Sürekli oynasaydın dünya şampiyonu olmayacağını garantisine verebilir misin bana? Kesinlikle. Bir dünya şampiyonu olacaktın ya. Kesinlikle öyle. Bilmiyoruz. Yani yeteneğimizin kendimiz bile farkında. Bir kimse de cesaretlendirmiyor. Ya. Birine seni cesaretlendirmesine de gerek yok. Sen kendi cesaretine bakacaksın. O kesinlikle öyle. Yani, bir yaparım farkı... diyeceksin. İşte bu noktada benim zaten hani yazarlık biraz elimiz kalem tutuyorsa burada sizin katkınız çok büyük. Bu cesaret dediğin şey yok. O senin yeteneğin de. Yetenek kesinlikle çok çalışman, önemli. Çalışman, azmin, hırsın. Bunlar olmadı mı olmuyor İsmail? Kesinlikle öyle ama biraz cesaretle de buluşması gerekiyor. Ya tabii bir destek şart ya, destek. Birisi, hocam bravo, çok hoşuma gitti. Süper işte resimler. Şu bu deyince ben hoşuma gidiyor. Bu bana daha fazla cesaret veriyor. Yani hoşuma gidiyor ya. Bu yaşta bile. Sizin için de aynı şey geçer. Özellikle gençler için. Cesaretlendireceksin ya. Peki hocam kaç sergi açtınız şu ana kadar sergileriniz? Bağlamamız. Şimdi karmalarla beraber bir 50 olmuştur herhalde. Yurt dışında açtınız. Amerika'da açtım. Amerika, New York'ta, Chelsea'de açtım. Almanya'da açtım. Şimdi Almanya, bir Almanya projesi var. Ekim'de muhtemelen. Fransa'da açtım. Ya ben gitmedim. Resimleri gönderdim. Kaç tablomuz var şu ana kadar hani yaptığınız tahmin şu? Vallahi 200 tane olmuştur abi. Ama benim elimde o kadar yok. Bu ama bütün süreçten bahsediyorum ben sana. Bir de aldığınız ödüller bu konuda? Ya bazı yarışmalarda dereceler aldım da ben katılmıyorum artık yarışmalara. Ya bana şey geliyor biraz. Sıradan mı? Ticari geliyor. Ya para ödüllü yarışmalar falan var. Bir de orada başka şeyler de dönüyor tamam mı? Onun için yok yani. Yok, hocam çok teşekkür ederim. Bana çok iyi bir sohbet oldu. İnşallah öyle olmuştur. Özellikle de izleyicilerimizin biraz bu resim sanatının üzerindeki perdeyle biz hocamızın değerli görüşleri ve yaşam tecrübelerinden açmış olduk. Bir katkımız oldu senden mutlu. Ve buradan özellikle de genç ressamlara sesleniyoruz. Hocamızın dediği gibi cesaretinizi her zaman dışarı... Ama sürekli çalışacaksınız. Sürekli. Picasso ne diyor? Siz diyor resmi bir hafta bırakın, resim sizi bir yıl bırakır diyor. Picasso diyor, anlamıyorum. Yani süreklilik istiyor. Köreğirsin diyor. Cesaretini kaybedersin. O anlamda kurduğu bir cümle. Bırakma, düş peşine. Çalış. Çok teşekkürler. Değerli izleyiciler, bugün değerli ressam ve öğretmenimiz, sadece eğitimci Hüccan Bayburtlugil'le resim sanatı üzerine ve eserleri üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Bir sonraki söyleşi programımızda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Yolcu TV'de kalın. Hoşçakalın.